Mutlu günler sevgili izleyiciler. Bir Ege'nin gündemi programından yeniden merhabalar diliyoruz. Bugünkü konuğumuz ve konumuz Ege Meslek Yüksekokulu. Ege Meslek Yüksekokulu önemli adımlar atan, atılımlar yapan, yenilikler yapan önemli bir eğitim kurumumuz. Ve okulun müdürü Sayın Profesör Doktor Semih Güneş hocamız, canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldin, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi Ege Meslek Yüksekokulu dediğimiz gibi gelişen, kendini yenileyen özellikleriyle Ege Üniversitesi'nde hep ön planda olan bir okul. Son günlerde uçak teknolojisi programında yaptığı atılımlarla ön planda dediğimiz gibi ve kompozit laboratuvarının açılışı yapıldı. Detayları konuşacağız. Ayrıca Ege Meslek Yüksekokulu'nun başka neler yaptığını da hocamızdan alacağız. Ama onun öncesinde haber merkezimizin hazırladığı kompozit laboratuvarının açılışıyla ilgili bir haberimiz var. Bu haberi izleyelim. Dönüşte hocamızla detayları konuşacağız. Peki, hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı olsun. Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu ve Boeing İşbirliği'nde uçak teknolojisi programı öğrencilerinin uygulamalı eğitimine katkı sağlamak amacıyla kompozit laboratuvarı açıldı. Hepsinin birleştiği şey havacılık konusunda ilk çıkış yolu üretim yapan kurum ve kuruluşlara eleman yetiştirmek olarak programın tasarlanması vardı. Ve bunun Türkiye için önemli olacağını az sayıda öğrenci de olsa ifade edildi. Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı Ahmet Eroğlu Eğitim Tesisi'nde düzenlenen törende konuşan İzmir Valisi Mustafa Toprak, üniversitelerin toplumsal, sosyal ve ekonomik gelişime önemli katkı sağladığını belirtti. Toprak, Türkiye'nin havacılık sanayinde ve sektöründe bulunduğu noktadan daha üst evrelere çıkması gerektiğini de vurguladı. Geldiğimiz noktada bugün özellikle havacılık sanayi ve havacılık sektöründe ileri gelmiş, ileri gitmiş ülkelerin tüm gelişmeleri de yönlendirdiğini ve yönettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye olarak da biz havacılık sanayinde, sektöründe mutlaka bulunduğumuz noktadan daha da üst evrelere, noktalara çıkmak noktasındayız. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Değer Yılmaz da Ege Üniversitesi'nin Türkiye'nin Cumhuriyet sonrası yüksek öğretim tarihinin bir belleği, becerisi ve sorumluluğu niteliği taşıdığını dile getirerek hedeflerini geleceğe dönük nitelikli insan gücü yetiştirmek olduğunu anlattı. Özellikle Hava Eğitim Komutanlığımız tarafından bize verilen desteklerle çok iyi yetiştiğine inanıyoruz. Bugünkü kriterlerle ama yarın için belki iyi değil. Bütün hedefimizi geleceğe dönük, uygulamalı, nitelikli insan gücüne odaklamış durumdayız. Ülkemizin gerçekten bu tür belgeleri olan insanlara ihtiyacının her zamankinden daha yoğun olarak gereksinimi olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla programımızı şimdilik bunu yoğunlaştırarak sürekli hale getirmeye çalışıyoruz. Profesör Doktor Yılmaz, Gazi Emir'e havacılıkla ilgili bir fakülte açmak istediklerini de ifade etti. Biz buraya ayağımızı attığımız gün Gazi Emir'i uçuracağız. Ege Üniversitesi de uçacak demiştik. Şimdi geldiğimiz noktada Boeing'den bir uçak istiyoruz. Boeing Türkiye ve Kuzey Afrika Başkanı Bernard Dansa, genç insanların eğitimine katkıda bulunmanın bir ülkenin geleceğine katkıda bulunma anlamını taşıdığını ifade etti. Kompozit malzemenin havacılık sektörünün geleceğine yön verdiğini kaydeden Dan, güçlü ve hafif olan bu malzemeden üretilen Boeing 787 tipi uçağın %25 daha az yakıt tükettiğine dikkat çekti. Ege Üniversitesi'nin Boeing firmasıyla gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında nitelikli eleman ihtiyacı artan havacılık sektörüne katkı sağlamak amacıyla kurulan laboratuvarda eğitim amaçlı kompozit malzeme üretimi, bakımı, onarımı ve test edilmesi işlemleri gerçekleştirilecek. Konuşmaların ardından Vali Toprak, Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz, Hava Eğitim Komutanı Kor General Mehmet Çetin'le Boeing Türkiye ve Kuzey Afrika Başkanı'dan laboratuvarı gezdi. Şu anda o yapısıyla yapıyoruz bunu gerçekleştirmek.
Evet, haberimizi izledik. Yani çok detayı olan bir konu. Şimdi adım adım gidelim. Bütün detaylarla ilgili sizin hem görüşlerinizi hem bilgilerinizi alalım. İzleyicilerimiz de öğrensin, bilgilensin istiyoruz. Şimdi öncelikle bu açılışı gerçekleştirilen laboratuvarın önemi nedir? Bir öncelikle bunu bağlayalım. Şöyle, bizim biliyorsunuz 2012'de uçak teknolojisi programı açıldı. Üçüncü dönem mezun veriyor. Bu program bir hayırsever aile tarafından, Erol ailesi tarafından 4000 metrekarelik bir alan Gazi Emir'in bize tahsis etmiş olduğu yerde inşa edildi. Tabii Sayın Rektör'ün Ege Üniversitesi'nin içerisindeki havacılıkla ilgili direkt bir projenin başlangıcı bu aslında. Evet. Dolayısıyla biz buranın altyapısını biraz önce yansıda da gördük, sunuda gördük. Bunun altyapısını oluşturabilmek için kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü çok pahalı bu altyapıyı oluşturmak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı bizi havacılık ve uzay kümelenmesi, biliyorsunuz ben onun kurucu başkanıyım ve 2 yıl başkanlığını yaptım. Şimdi de yönetim kurulu üyesiyim. Onun vasıtasıyla bizi Savunma Sanayi Müsteşarlığı, zaten üniversitemizi tanıyorlar. Ve Türkiye Uçak Sanayi ve Türk Hava Yolları Teknik tanıdı. Bunlarla birer protokolümüz var. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile değil tabii. TUSAŞ ve Türk Hava Yolları Teknik'le ve bizim aynı zamanda Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile de bir işbirliğimiz var. 2001'de yapılmış bir protokol, özür dilerim, protokol kapsamında bir işbirliğimiz var. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizin bir kısmı da eğitimi Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda alıyorlar. Dolayısıyla bizim altyapımız beslenmeye başladı. Kara Havacılık 2 tane uçak verdi. Hava Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığı bir helikopter motoruyla transmisyon aletlerini verdi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın desteklemiş olduğu alt kuruluşlar bizim kütüphanemizi, havacılık kütüphanemizi geliştirdi. Bu arada TUSAŞ bize bir tahribatsız muayene laboratuvarı kurdu. 2013'te onun da açılışını yapmıştı. Hatırlıyorum. Siz onun programını yapmıştınız. Dolayısıyla biz çok uluslu şirketlerle, tabii burada önemli şeylerden bir tanesi havacılık yüksek teknoloji istiyor. Ve altyapınızı oluşturabilmek için devletin kaynaklarıyla bunu yapma şansınız yok. Biz havacılık kümelenmesi vasıtasıyla Boeing'le irtibatlandık. Evet, yani o Boeing'le iletişimin kurulabiliyor olması bile çok önemli bir kazanç. Çok önemli, evet. Boeing'den hangi destekler aldınız? Boeing, başka ne gibi açılımlar Boeing yapmak önce, istiyorsunuz? Boeing önce Amerika'dan Orta Doğu sorumlusu. Burada da Boeing'in bir sorumlusu var, Mr. Dunn. Türkiye'deki sorumlusu, biliyorsunuz. Geldiler, biz proje sunduk ona. Projemiz kompozit laboratuvarın, kompozit çok önemli bir malzeme havacılıkta. Evet, hatta havacılığın dışında, yani çevrenize baktığınızda da metaller yerine dayanıklı kullanılabilecek, organizma içinde yavaş yavaş belki kullanılmaya başlayacak. Bu yer değiştiren bir malzeme bu. Karbon fiber havacılıkta kullanılanlardan. Bunlardan biraz önce sunuda da Mr. Dunn konuşurken bir uçağın resmi vardı. Evet. O Dreamliner, yani Boeing'in yapıp kompozit olarak piyasaya çıkartmış olduğu ve pazarlıyor o uçağı. Yeni nesil uçaklardan birisi. Evet. 787 bir uçak. Onun dış malzemelerinin birçoğu kompozit. Ve kompozit olduğu için burada %22 bir enerji tasarrufu sağlandı. Bu insan taşımasına yansıdı. Çevre kirliliğini azalttı ve kolay uygulanabilir bir madde, malzeme. Bu aslında tekstil sanayi gibi. TUSAŞ'ta bunu bize gezdirmişlerdi. Biz TUSAŞ'ı örnek alıyoruz. Bayağı bir örgü halinde bu. Örülüyor. Örümcek ağı gibi. Son derece dayanıklı ve bir malzeme. Tabii bu malzeme çok gittikçe yaygınlaşıyor. Dünyada da bu rüzgar kanatları da çeşmeye giderken gördünüz. Bütün onların kanatları kompozit malzemeden. Otomobilde, Formula 1'de yarışan arabalar kompozit. Gemicilik sektörüne giriyor. Hızlı trenlerin kullanılan malzemeleri kompozit. Ve bu alanda, yani ileri teknolojide nitelikli elemana ihtiyaç var. Yani Boeing'in de ihtiyacı var. Airbus'un da ihtiyacı var. Biz Boeing'le konuştuğumuzda bizim laboratuvarlarda tabii bir research yok burada. Yani bir araştırmadan bahsetmiyoruz. Ama öğrencilerin uygulamayı öğrenmesi gerekiyor. Aynı. Öğrencilerin kompozit laboratuvarını oluşturabilmesi için bir temiz oda, bir soğuk oda ve bunu besleyen bir kompresör, aletlere ve bir otoklava ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bu yaklaşık olarak bizim verdiğimiz proje $250,000
bir projeydi. Bunun birinci kısmı direkt olarak bize bir çek gönderdiler. Ve bu çeki biz neleri alacağımızı, Boeing olurunu aldıktan sonra laboratuvarın birinci kısmını oluşturduk. Bunu yeni bir proje halinde devamı olarak Boeing'e tekrar gideceğiz. Ama o sırada Sayın Rektör bu açılış konuşmasında Boeing'den herkesin vizyonunda olan bir şey vardır. Tabii bizim orada sunuda da gördük, iki tane Cessna 185 uçağımız var. Ama bugün bizim öğrencilerimizin, mezunlarımızın büyük bir çoğunluğu Türk Hava Yolları Teknik, Atlas, Pegasus vesaire gibi şirketlerde çalışıyor. Büyük şirketlerde vesaire gibi dedim. Yani ve bunun gibi demek istedim. Burada öğrenciler yolcu uçakları üzerinde eğitim alıyorlar. Dolayısıyla gelecekte hedefi çok büyük koymak lazım. Bizim bir yolcu uçağına eğitim amaçlı tabii o uçaktan sonra onun takılması, sökülmesi, uygulaması, testlerinin yapılması gibi bir takım aletler de gelecek. Ama biz 3 senede bir yere geldik. Ege Üniversitesi'nin birinci 60 yılı doldu. İkinci 60 yılda ben göremem zannediyorum bunu. Zannediyorum değil de kesin göremem. Ama ikinci 60 yılda bunların hepsi siz görürsünüz. Hepsi bunun içerisinde hocam. Olur. Yani şimdi o açılış töreninde tabii rektör hocamızın vizyonu çok geniş bir insan. Çok. Yani ileriye doğru atılacak adımları şimdiden böyle tespit etmeye çalışan bir bakış açısı var. Ve orada dedi ki havacılık fakültesi hedefliyor Ege Üniversitesi dedi. Harika. Yani çok heyecan verici bir şey bu tabii. Fakülte nasıl bir şey olacak? Yani bunu hayal etmek bile insanı heyecanlandırıyor tabii. Ben biraz önce ifade etmeye çalışmıştım. Ege Üniversitesi'nin içinde tabii mühendislik fakültesinin içinde veya fen fakültesinin içinde veya ilişkili olan tekstilde veya diğer fakültelerde havacılıkla ilgili olan birçok program var. Yani astronomi, ana bilim dalı, uzay tabii, bilimleri tabii, var tabii. Mesela. Bunlar var yani Ege Üniversitesi'nin içinde bunlar var. Makine mühendisliğinin içinde direkt bir havacılıkla ilgili olan programlar ve research var orada. Ama bu havacılıkla ilgili olan bir uzay, havacılıkla ilgili olan direkt bir fakülte yok. Sayın Rektör'ün ifade etmiş olduğu buydu. Yani biz havacılıkla ilgili direkt olan bir programı oluşturduk bir meslek yüksekokulunun içerisinde. Bundan sonraki beklentilerimiz bir havacılıkla ilgili olan bir fakülte. Hatta Gazi Emir çok stratejik bir yer biliyorsunuz. Evet. Büyük bir havaalanı var ve yani havaalanına yakın bir yerdeyseniz bizim okul onun yanında kafanızı kaldırdığınızda işte 2 dakikada bir uçağın indiğini görüyorsunuz veya kalktığını görüyorsunuz. Dolayısıyla Ege Üniversitesi'nin içinde havacılıkla ilgili direkt bir fakültenin olması müthiş insanı heyecanlandırıyor. Kesinlikle. Ama şunu yapabiliyorsunuz yani her şeyi buluyorsunuz ama İnsan çok önemli. İnsanı da böyle transfer edip veya bir yerden bulma şansınız yok. Kendiniz yetiştirmeniz gerekiyor. Evet. Biz bu programın içinde yaklaşık 6 tane genci lisansüstü programlarla bu konuda yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı onun zamanda da altyapısını kadrolaşıyoruz. Evet. Çok. Yani eğer tabii bir fakülte olursa havacılıkla ilgili olan bir dekanı olacaktır. Evet. Sayın Rektör çok destek verecektir. Yani ben şöyle çok hızlı düşünüyorum ama fakültenin binasının oluşturulması, yönetiminin oluşturulması, altyapıyla ilgili çalışmaların çok hızlı gerçekleşebileceğine inanıyorum. Eğer tabii Sayın Rektör Senato'ya getirir ve bununla ilgili Yükseköğretim Kurumu'na başvuruda bulunursa. Ama Ege Üniversitesi'nin içinde ileri teknoloji, bunlar çok riskli projeler. Yani yaptığınızda sürdürülebilir olması lazım. Sayın Rektör de onu çok ifade ediyor zaten. Ama biz havacılıkla ilgili örneğin Yükseköğretim Kurumu'nun içinde bir komisyon var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile oluşturulmuş. Ben o komisyonun üyesiyim. Alt komisyonda da bizim arkadaşlarımız üye. Türkiye'de herhangi bir şey olduğunda Ulaştırma Bakanlığı Yükseköğretim Kurumu tarafından veya hava kuvvetleri, havacılıkla ilgili bir şey olduğunda çok ilginçtir. Ege Üniversitesi'ne geliyor bunlar artık. Ve onlar da bize, biz ufak bir birim olmamıza rağmen havacılıkla ilgili ulaşıyor. Gelişmeler evet bize ulaşıyor. İçinde olabileceklerimizin oluyoruz. Diğerlerini ise sadece dinliyoruz üniversitenin gelişmesi yani, açısından. Şimdi şöyle düşünsek mesela hayal kursak. Havacılık fakültesi açılmış. İşte öğrenciler Adnan Menderes Havalimanı'nın içinde çeşitli
noktalarında hem eğitim alıyorlar hem işte oradaki üretim süreçlerine katılıyorlar. Müthiş. Hani çeşitli aşamalarında öğrenciler görerek, uygulayarak, eğitim alarak eğitimlerini sürdürüyorlar. Yani dediğiniz gibi çok önemli bir sektör ve aç bir sektör sanırım. Kesinlikle. Yani. Biz şimdi önümüzdeki dönem gerçekleştirebilir miyiz bilmiyorum ama bizim bu programdaki öğrencilerin biliyorsunuz hazırlık var, İngilizce hazırlık var bizde. Hı hı. Bir yıl İngilizce hazırlık, iki yıl eğitim, yani dört dönem. Üçüncü veya dördüncü dönemde ikili eğitime geçmeyi planlıyoruz. Yani üçüncü dönemde veya dördüncü dönemde haftanın belli günlerinde Türk Hava Yolları Teknik ve Türk Hava Yolları Teknik'te bir protokolümüz var. İkinci bir protokol yapmamız lazım. TUSAŞ'ta bir protokolümüz var. Üniversitenin iki protokolü var. Biri bizim, biri mühendislik fakültesinin. Bir protokol daha yapıp öğrencilerimizin bir dönemde gerçek hayatta orada eğitim almaları ve bunların değerlendirilmesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yani çok, umarım çok önemli adımlar. Evet. Şimdi ama Ege Meslek Yüksek Okulu sadece işte havacılık, sivil havacılık programından ibaret değil. Tabii bir program. Bir program. Onun dışında şimdi sayısını soracağım ve öğrenci sayımızı soracağım. Gerçekten sadece Ege Meslek Yüksek Okulu bir üniversite yani. Aynen öyle. Öyle diyebiliriz. 8400 öğrencimiz yani var. Yani 10. üniversite açılıyor diye basında bir iki gün önce çıktı İzmir'de. Hı hı. İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi ve biz tabii bizi ayrı koyarsak bizim öğrenci sayımız İzmir'deki diğer üniversitelerin tümündeki öğrenci sayısından yani birebir fazla. Tabii bu tehdit midir? Evet. Kaç tane o şey var? Bizim program var? 29 aktif olan, ikinci öğretimde de 19 programımız var. Ayrı olarak 29 program. Kapanmış programlarda da eğitimlere bazılarına devam ediyoruz. 33 civarında. Her yıl 1300 öğrenci geliyor. Aslında 1300-1300, 2600 olması lazım öğrenci sayımızın. Hazırlık okuyanları da koyarsak yaklaşık 3000 olması lazım. Ama 8400. Bu tabii bizi üzen bu. Yani başarı oranımıza dönüp baktığımızda normal programlardaki başarı oranının %25'e çıktığını görüyoruz. Ama uçak teknolojisi programında yeni açılan iki program daha var. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Mekatronik programı. Onlar hariç uçak teknolojisi programında mezun sayısı %90. Yani 30 öğrenci alıyoruz, 27'si mezun oluyor. Diğer programda neden olamıyor? Buradaki gerekçe uçak teknolojisi programına gelen öğrenci hedefine onu koyuyor. Evet. İkinci hedefi de belli. Evet. Sektör veya dikey geçişte bazı öğrencilerimiz de mühendislik, havacılık mühendisliklerinde okuyan öğrencilerimiz de var dikey geçişte geçen. Tabii hedefe koyup bir an önce onu bitirmekle ilgili bunların orta öğretim başarı puanlarıyla yüksek olanlar da bize geliyorlar. Ve dolayısıyla bu programda başarı çok yüksek. Evet, evet. Ama öğrenci sayımız 8400. Buna maalesef desem yeri var. Yani çok fazla sayıda. Tabii bu son çıkan yasalarla öğrencilerin kayıtlarının silinememesi buna etken. Etken, evet. Evet. Ve şimdi yasa diyor ki ara eleman yetiştirme diyor. Ama siz diyorsunuz ki nitelikli eleman. Ben ve rektör. Rektör hocamız ve siz. İkimiz de. Bunun farkı biz ne? Biz yani 3308 sayılı yasada ara eleman olarak tanımlıyor. Tabii ara eleman burada da sizde de teknik eleman. Yani işin mutfağında olun, işi götüren karşımızda gençler var şu anda çekimi yapanlar. Nitelikli teknik eleman. Yani o olmazsa o iş olmaz. Ve o işi o yürütüyor. Hani bizim tanımlarken teknisyen, tekniker derken bunların hepsini biz mavi yakalı veya nitelikli eleman ama 3308 ara eleman. Ara eleman dediğinizde de böyle kapının arasına sıkışmış yani geçiş yani gibi düşünülüyor ama bunlar çok nitelikli eleman ve sektörün yani son zamanda zaten Türkiye'nin büyük şirketlerinden bir tanesi bunun memleket meselesi olduğunu söylüyor biliyorsunuz. Büyük de projeler yapıyorlar bu konuda. Gerçekten eğer siz yüksek teknolojiyi hedeflediyseniz ve gelişen 10 ülkenin içerisine girmek istiyorsanız hem bu konudaki Ar-Ge'nizi geliştirmeniz hem de nitelikli eleman sayısını arttırmanız zorunda. Evet. Biz nitelikli eleman yetiştirerek sektörün ihtiyacı olan bu elemanları sektörle bölgesel gibi düşünülebiliyor aslında. Ama uçak teknolojisi ulusal hatta uluslararasıdır. Yani siz belgelendirilmiş olan bir çocuğu tutamazsınız. Dünyanın bir yerine gider o.
Gittiği anda da işi bulur. Buradan bulur gider hatta. Tabii. Uluslararası belgesi var. Aynen öyle. Doğru. Eğer belgeleniyorsa tabii. Şimdi Ege Meslek Yüksek Okulu'nun dediğiniz gibi 30'a yakın programı var. Evet. Bu programlardan yetişen gençler üretim sektörlerinde, sanayide önemli nitelikleri nedeniyle işler bulabiliyorlar. Doğru. Ondan sonra çalışabiliyorlar. Bu kapsamdan baktığımız zaman Ege Meslek Yüksek Okulu'nun önemi nasıl bir açığı kapattığı konusunda siz neler söyleyeceksiniz? Tabii yani bu iş gücü piyasasının araştırmaları bölgesel olarak yapılıyor. Nelere ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor, konuyor. Ama bizim hemen hemen aktif olan birçok programımızda bazı sosyal programlar var, onları takip edemiyoruz. Yani işletme ve muhasebe programı var örneğin. Öğrenci sayısı da çok yüksektir. Bizim doluluk oranımız %110. Yani ek kontenjanlarla falan %110'un da üzerine çıkıyor. Dolayısıyla o sosyal programdakiler zaten açık öğretimi hedefe koyup oraya ileri gitmek istiyorlar. Ama diğer programlardaki mezun olan, yalnız bu çok önemli tabii, mezun olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, yüzde vermek için elinizde bir verinin olması lazım. Büyük bir çoğunluğu iş bulabiliyor. Ama buradaki sıkıntılardan bir tanesi, mezun olan çocuk bir müddet sonra askere gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla sektör askerliğini tamamlamış olanı insanları istiyor. Onlar da döndükten sonra onları takip etmek oldukça zor oluyor. Ama şöyle bir şey var. Sektörün, bu Türk Hava Yolları Tekniği'nin insan kaynakları müdürünün 2 sene önce söylediği şeydir bu veya 3 sene önce. Bana dedi ki ne kadar mezunun olursa gelecek 10 sene içerisinde Türk Hava Yolları Türkiye'deki havacılık sektöründe nitelikli eleman ihtiyacının 4500 olduğunu açıkladı. Şunu söyledi, her mezununu işe alma garantisini ben veriyorum ama benim istediğim nitelikte eleman tabii yetiştirmek zorundasınız, doğru, dedi. Dolayısıyla öğrencinin kendisinin de buna göre, sektöre göre kendisini programlaması lazım. Yani bir önce sıkıntılardan bir tanesi teknik eğitimde, diğerlerinde de aynı. Öğrenci mezun olduktan sonra bir masanın arkasını arıyor. Hı. Yani bu gerçekten bir sıkıntıdır. Halbuki bir sektörde işin mutfağından başlayarak o masanın arkasına çıkmak çok kolay. Evet. Ama o mutfağın içerisine girip bunu öğrenmek zorundasınız. Evet. Bir de şimdi üniversitede kuruldu, senato kurdu bunu. 11'inde de toplantısı var. Stajlar çok önemli. Yani bütün branşlar için, özellikle teknik branşlar için bizim staj zorunlu. Benim her sene 1500'e yakın öğrencim staja gidiyor ve bunun sigortasını üniversite ödüyor, SKS ödüyor. Ve bu öğrenciler stajları sırasında kendi geleceklerini şekillendiriyorlar. Dolayısıyla yeni kuruluşlar var, yeni yapılanmalar var. Çok uluslu şirketlerin lokalize olduğu bir bölge var İzmir'in içerisinde ve bunlar buradaki iş gücünü kullanıyorlar. Yani bölgesel iş gücünü kullanıyorlar. Evet, evet. Onların standartları da uluslararası. Biliyorsunuz akreditasyon çok popüler şimdi. Birçok fakülte akreditasyona gidiyor. Bizim en son yabancı diller yüksekokulu akreditasyona gitti. Biz de EGESEM diye bir eğitim merkezimiz var Ege Üniversitesi'nin. O da akredite oldu. Biz de bir çok uluslu şirkete akredite olduk ama program bazında akreditasyonu sağlayamadık. Bunun için aslında bu bir fırsat. Sektör bir nitelikli eleman yetiştiren kurum ve kuruluşları izlemeli. Evet. İki, eğer onlardan kendi kurallarını koyacaksa onların akreditasyonu için elini taşın altına sokmalı. Ya onların eğitimine katkı vermeli, çünkü eğiticinin eğitimi çok önemli. Yani bir meslekte meslek sahibi oldunuz, yaşamım boyunca bunu yapıyorum falan. Türkiye'de deniyor bu. Batı ülkelerinde falan, daha doğrusu gelişmiş ülkelerde bu şansınız yok. Mutlaka sürekli eğitimin içerisine girmek zorundasınız. Biz sektöre eleman yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Ben ise sektörün beni takip etmediğini düşünüyorum. Belli sektörler artık. Evet. Havacılık beni takip ediyor. Ben derken birim kurumdan bahsediyorum. Eğitim, tabii Sevim Güneş'ten bahsetmiyorum. Yani buradan dediğiniz gibi sektör temsilcilerine de bir mesaj vermiş olalım. Tabii. Daha ilgili olmaları kendileri açısından çok daha önemli. Doğru. Tabii ki. Ama bizim çok önemli protokollerimiz var. Evet, yani onu bir söyleyeceğim. Kimya sanayinde bölgenin bir devi bizi takip ediyor.
mobilya sektöründe bölgenin devi, uluslararası dev hem de. Bizde ilişkisi var. Havacılık sektöründe ilişkisi var. Çok uluslu şirketlerden biri, 18'inde konuşuruz herhalde. Onu bir açılış yapacağız. Evet. Onun içinde 7 tane şirket var. Onlar bizi takip ediyorlar. Bizi derken bu eğitimi takip ediyorlar. Ama dediğimiz gibi yeterli değil. Daha tabana yayılmalı. Aynı. Böyle KOBİ'ler düzeyine kadar inmeli. Evet, bunların organizasyonları yani sivil toplum örgütleri, odalar, organize sanayiler, bunlar da şimdi yavaş yavaş organize sanayiler kendi mesleki eğitimlerini şekillendirmeye çalışıyorlar. O da doğrudur. Yani evet, tartışılır. Ama burada bu eğitimi yapan birileri varken aslında destek verin. Tabii. Yani bunlara dönün, bakın. Bunlar size eleman yetiştirsin. Biz devlet kurumuyuz. Evet. Yani biz sektöre, devlet tarafından beslenerek sektöre ucuz, parasız iş gücü yetiştiriyoruz. Evet. Yani yetiştirdiğimiz iş gücü tabii ki emeğinin karşılığını alacak. Ama bu emekte onların sadece fikirlerini istiyoruz. Biz para istemiyoruz. Evet. Mesajımızı da vermiş olalım. Evet. Bu şekilde. Peki Ege Meslek Yüksekokulu'nun bundan sonra artık kısa bir süremiz kaldı. Bundan sonraki çalışmalarında neler var? Hedefler neler? Önümüzdeki programlarda neler var? Bunları alalım programımıza sonra. 18'inde yine birçok uluslu şirket. Bunlar 2012'de Türkiye'ye geldiklerinde bir Amerikan şirketi. Çok uluslu, dünya devlerinden bir tanesi. Bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istiyoruz dediler. Kadınların mesleki eğitimdeki yeriyle ilgili biz İzmir Kalkınma Ajansı'na bir proje verdik. Proje geçen sene imzalandı. 1 milyon 386 bin lira. Proje ortağı olarak çok uluslu şirket bunun 282 bin dolarını karşıladı. Ve 3 tane laboratuvar oluştu. Hidrolik, pneumatik, kontrol otomasyon ve robotik laboratuvarları. 18'inde bu laboratuvarlara açacağız. Buradaki hedef de bizim eğitimimizin içinde bu sektör ve partnerlerinin, partnerleri var onun çünkü, ortakları var, proje ortakları var. Bizim öğrencimizin eğitimine, eğiticinin eğitimine, kendi eğiticilerinin, kendi çalışanlarının bizim eğitimcilerimizle eğitimlerine ve daha sonra onlara burs vermekle ve de daha sonra onlara iş gücü kazandırmakla ilgili çok güzel bir proje var. Evet. 18'inde Ege Meslek Yüksekokulu'nun kampüsünün içindeki okulunda saat 10'da bunun açılışı var. Bunu tamam, paylaşıyorum. Tamam, hepinizi de davet ediyorum. Tabii. Keyif alırız. Yani tam hedefe odaklı bir eğitim projesi. Öyle. Çok güzel. İyi bir model bence evet, de. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizi daha çok burada göreceğiz diye düşünüyorum. Yeni projelerinizi anlatmak üzere yine bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Levent Bey. Ben de. Efendim çok teşekkür ediyoruz konuğumuza. Ege'nin gündemi bu haftada sona erdi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Mutlu günler diliyorum.